Merkez TV ekranlarından iyi günler değerli izleyenler. Tarihlerimiz 1 Mayıs 2023'ü gösterirken haftanın ilk iş gününde sizlere merhaba diyoruz. Bugün 1 Mayıs efendim, işçi ve emekçinin bayramı. Evde, okulda, iş yerlerinde, sokaklarda emek harcayan bütün emekçilerin ve benimle birlikte basın sektöründe de bu mesleği yapmak için onurlu mücadele veren bütün meslektaşlarımın bu özel gününü kutluyoruz. Dileğimiz şu ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de emeğin karşılığı hak ettiği noktada verilsin. Özellikle özel sektör çalışanları bu noktada bir özel sektör çalışanı olarak vurgu yapmakta fayda var. Alın teriyle uzun mesai saatleri çalışırken hak ettiği değerlere, insanca yaşamı elde edebileceği kazanca sahip olsun artık, işçilerin de yüzü gülsün diyerek başlayalım, merhaba diyelim programımıza. Efendim tüm bunları yaparken ne yapıyoruz? Aslında birebir bir iletişim kuruyoruz. Ben sizlere kameranın arkasında, siz televizyonların karşısında benimle birebir iletişim kuruyorsunuz. İşte bugün aslında tam da emek ve mücadeleyi konuşurken olası tatsızlıkların da yaşanması ihtimalini göz önünde bulundurarak hayatımızdaki iletişimi ele alacağız. Dünyadaki iletişimi ele alacağız. Medyada iletişimi ele alacağız. Tüm bunları işin uzmanıyla konuşacağız. Konuğumu hemen tanıtmak istiyorum. Yardımcı doçent doktor Muharrem Özdemir'le birlikteyiz. Gelin ilk önce hoş geldiniz diyelim. Sonra da sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz Sayın Özdemir. Hoş bulduk efendim. Evet, iletişim konumuz. Evet. Ve bugün aynı zamanda 1 Mayıs işçi ve emekçinin evet. bayramı. Evet. Aslında çok da anlamlı oldu. Çünkü işçiler hak arayışlarını sürdürürlerken evet. iletişim kanallarının da birebir açık olması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Hak ararken hak arayışlarının da belirli sınırları var. İletişim deyince sınırsız bir derya deniz bizleri karşılamıyor. Dilerseniz ilk bundan başlayalım. Hak arayışlarında, mücadelelerde doğru iletişim metotları var mıdır? Kesinlikle her şeyin ötesinde insan ilişkilerinde bile, birebir ilişkilerde bile eğer doğru bir iletişim kanalını seçebiliyorsanız, doğru yolu kullanabiliyorsanız hiç kuşkusuz ki aradaki engelleri kaldırmış olursunuz. Yoksa iletişim kuruyorum derken karşınızdakiyle aranıza bir duvar vermiş olursunuz. Doğru iletişim yollarını kurmak her zaman için önemli. Bir de şuna bakmak gerekiyor. Her toplumsal değerin farklı yaşandığı küresel bir köyde yaşıyoruz. İletişim aslında küresel köyü de beraberinde getirdi malum. McLuhan'ın bir teorisi vardı. İleride dünya küresel bir köye dönecek diye. Küresel bir köye döndük ama her toplumun kendi yine yaşam tarzları var, kültürü var, yasaları var. Ne kadar uluslararası boyutta da desek kendine özgü kuralları var. Bu kurallar bağlamında neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilerek önce devlette, sonra toplumda, ardından işte yaşadığımız zümrenin içerisinde ya da iş yerinde doğru iletişim kanallarını kullanabilirsek başarıya ulaşmamak gibi bir şey imkansız. Tabii karşınızdaki de aynı iletişim kanallarını açık tutuyorsa bunu da söylemek gerekiyor. Doğru iletişim yolları nedir? Bir kere ötekileştirmeden en sade, en yalın dille iletişim kurmayı gerektirir. Bu bağlamda da yapılması gereken değer yargılarını, kendi değer yargılarımıza bağlı olarak doğru kanalları seçmemiz gerekiyor. Kendi değer yargılarımıza bağlı kalarak. Kesinlikle. Şimdi her toplumda dediğiniz gibi kendi kaideleri ve değer yargıları farklı. Bu anlamda dileriz ki herkes doğru olan iletişim kaynaklarıyla demokratik koşullarda iletişimi kursun. Çünkü dünya çatışma ortamına da evriliyor. Yani. Biliyorsunuz bir yanda savaşlar devam ederken bir yanda arabuluculuklar da bir o kadar önem kazanıyor. Peki şimdi buradan biraz daha devam edelim. Aslında bu noktada değer yargı kontrol edilmesinde ya da taleplerin doğru ifade edilmesinde sesi duyulabilmek için, kitlelere doğru kaynaktan doğru bilgiyi aktarabilmek için basın yayın organlarının daha doğrusu önemli ölçüde rolü var. Şimdi 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Aynı zamanda belki birbirinden bağımsız konuşmamız lazım. Yani medya ne kadar özgür ve aynı zamanda medya ne kadar özgürleştiriyor sorusunu ayrı ayrı belki değerlendirmemiz lazım ama zamanımız çok sınırlı olduğu için gelin birlikte değerlendirelim dilerseniz. Medyanın iletişim kanallarındaki rolü ne kadar demokratik ve özgür ve basın çalışanları, basın yayın çalışanları aslında bu kanalların içerisinde nereye evriliyor diye sorayım size. Şimdi tabii basının asıl görevi doğru tarafsız bilgi vererek kamuoyu oluşturmak. Kişilerin, zümrelerin değil de
toplumun çıkarına olan bir şeyi ya da bireye zarar vermeyecek, bireye fayda sağlayacak bir şeyi kamu oluşturarak, gerekirse yönetim üzerinde baskı unsuru olarak o kamuoyunu oluşturarak toplumun faydasına bir şeyi icra etmek, yapmak. Ki geriye dönük baktığımızda Kıbrıs Türk toplumu olarak değerlendirecek olursak öncelikle ona bakmak gerekiyor. Baktığımızda Kıbrıs Türk'ünün sesi olmuştur basın baktığınızda. Günümüze geldiğimizde biz bu sesi ne kadar doğru kullanabiliyoruz onu değerlendirmek gerekiyor aslında. Dünden bugüne bakmak gerekiyor. Sorduğunuz sorudan biraz daha dışarı çıkarak dünden bugüne doğru gelmek istiyorum ben özellikle. Çünkü öyle anlatırsak daha çok anlaşılacağını peki düşünüyorum. Kıbrıs Türk'ünün en zor anında basın büyük bir gücü olmuş. Ada İngiltere'ye kiralandığı dönemde bakıyorsunuz hemen bir Osmanlıca da olsa o dönem tabii kullanılan dil biliyorsunuz Osmanlı Türkçesi. İlk çıkan gazetelerin amaçlarına, hedeflerine bakıyorsunuz. Kıbrıs Türk'ünün o dönemdeki tebaanın sesini duyurmak. 1914-19 yılları arasında susturulan sesin tekrar hayat bulduğu döneme bakıyorsunuz. Yine aynı çaba var. Milli mücadeleyi, savaşın iç yüzünü ve var olmayı anlatıyor. Tekrar devamına bakıyorsunuz, 40'lı yıllar 60'a kadar gelen döneme bakıyorsunuz. İngiliz idaresinin elinden aldığı hakları nasıl kullanabilir, tekrar nasıl topluma iade edebilir? Bunun için büyük bir mücadele veriyor. Nitekim Doktor Küçük'ün kurduğu gazete, 81. yılını kutlayan basın kuruluşu o dönemde halkın sesi hakkın sesidir diyerek yayın hayatına başlıyor ve devam ediyor baktığınızda. 63-74 sürecine bakıyorsunuz. Kantonlarda, barikatlarda yaşayan bir Kıbrıs Türk'ü var ama ilk başta neye el atıyor? 25 Aralık 1963'te Bayrak Radyo Televizyon Kurumu kuruluyor. Ardından diğer bölgeler radyoları kuruluyor. Tek elden haberler gitmeye başlanıyor. Çünkü haber güçtür, bilgi güçtür. Eğer bilgiye ulaştırabiliyorsanız, toplumu bir arada tutarsanız, moral motivasyonu sağlarsınız ve amacınıza doğru gidersiniz. Nitekim 74'e kadar bu amacı gidiyor. 74'ten sonra daha özgür, daha elle tutulur, verilerle hareket eden bir basın görüyorsunuz ama günümüze geldiğinizde dijitalleşmeyle birlikte basın tehdit mi yoksa basın gerçekten kitlelerin hakkını koruyan, topluma hizmet eden bir kuruluş mu sorgulanır bir hale geldiğini görüyoruz maalesef. Çünkü dijitalleşme hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Malum artık tek sayfa yayınlar var. Basılı yayınlara gitmiyorsunuz, tek bir sayfa basıyorsunuz, basın kuruluşu olarak yer alıyorsunuz, manşete bakıyorsunuz. Bir günde 5-6 tane farklı manşet basıldığını görüyorsunuz. Ve o manşeti incelediğiniz zaman aslında onun kimler tarafından ödendiğini görüyorsunuz. O zaman doğru mu? Şimdi burada aslında farklı ara başlıklarımız var. Yani bir basının ilk başladığı dönemdeki yazılı basın denilince ortaya konan emek evet, şu anda yerini teknolojik imkanlarla biraz daha farklılaştırdı. Evet. Esasında dijitalleşme ve teknoloji her evet, alanda hayatımızda evet, olduğu gibi basın sektöründe de evet, yerini aldı. Hatta öyle ki artık birebir hızlı kaynak bilgi alma tercih edildiğinden yazılı basın ölüyor mu sorusu bile biliyorsunuz. Evet. Çünkü evet, artık gazete okunmuyor. İnternetten öne sürülen anlık haberlerle evet, ortaya çıkıyor. Şimdi anlık haberler bilgi kirliliğini beraberinde getirdiği gibi. Bu güç aslında ciddi bir güç ve sermayenin de aslında iştahını kabartan bir noktaya evriliyor. Biraz oradan açalım o zaman bunu. Evet, kesinlikle. Şimdi eskiden geleneksel medyada ne vardı? Yani hem yazılı basın hem görsel ve işitsel basın olarak değerlendirelim. Ne vardı? Yayınlıyordunuz. Yazılı basını en iyi ihtimalle ertesi gün düzeltebiliyordunuz. Hatanızı, kusurunuzu ya da yeni yayın yapabiliyordunuz. Ama şimdi anlık bir paylaşımla bunu değiştirebiliyorsunuz. Ve üçünün bir arada olduğu bir basın var artık. Yazabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz, görsel paylaşabiliyorsunuz dijital mecrada. Web 2'nin hayatımıza dokunuşuyla en büyük şey ne belki de etkileşim var. Bir haber paylaştığınızda onun altındaki yorumları görüyorsunuz. Hı hı. Bu bir etkileşim, kitleleri ne kadar etkilediğinizi görüyorsunuz, beğeni sayısını görüyorsunuz, ulaştığınız şeyi görüyorsunuz. Bu da sermayenin ister istemez iştahını kabartıyor. Dolayısıyla ne kadar doğru bilgi akışı var bunu görmek gerekiyor.
ne kadar doğru bilgi akışı var? Ve kitleler gerçekten bilgiye doğru bir şekilde ulaşmanın yanında doğru da algılıyor mu? Bunu da okumak gerekiyor. Yani siz haberi paylaşıyorsunuz. Belki doğru da veriyor olabilirsiniz. Ama ne kadar karşı taraftan doğru algılanıyor? Çünkü şu konuşuluyordu eskiden. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika insanların algısı. Ondan sonra sizden iletişimi kopartıyorlar, yenilik istiyorlar. Şimdi 15 saniyeye düşürtülmüş bir algı var. 15 saniyede bir değişiklik istiyor insanlar. Çünkü dijital mecra buna alıştırdı sizi. Hikayelerle, paylaşımlarla, videolarla. Ben birçok şeyin okunmadığına inanıyorum zaten. Birçok şey izleniyor. İzleniyor. Birçok şeyin de 15-20 saniyeden sonra sıkıldığını, izlemediklerini düşünüyorum. Belki bir başlık spot. Yani spotlarla gitmek belki gerekiyor. Belki spot ve başlık evet. Onların evet. ilgisini çeken alan. Şimdi sermayeden devam edelim çünkü evet. aslında basın özgürlüğünü konuşurken bunu da evet. konuşmak lazım. Günümüzde bu kadar güçlü bir şey varken elimizde teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında doğru bilgiyi paylaşmak kıymetini kaybediyor mu diye soracağım. Zira Muharrem Özdemir atıyorum bir internet sitesi kurup orada bir iş insanı olduğunuzu varsayarak evet. manipüle etmek istediği, karalamak istediği ya da siyasi anlamda desteklemek istediği kendi çıkarları doğrusunda işin içine siyaset de karışıyor. Evet, tabii ki evet. doğru ve ahlaklı mesleğini yapan herkesi tenzih ederek söylüyorum ama bu noktada bu gücünü kullanabiliyor. Yani paranız varsa teknolojiyi satın alabiliyorsunuz. Teknolojiyi satın alarak da aslında bir takım şeyleri manipüle ederek, değiştirerek ya da algı yaratarak haber niteliğinde de sunabiliyorsunuz. Şimdi burada karşı tarafın nelere dikkat etmesi lazım? Haber alma özgürlüğü, haber verme özgürlüğü ama dikkat edilmesi gereken hala bir takım ahlaki etik değerleri konuşmak lazım sanki. Şimdi şöyle bir kere artık sermayenin çok büyük oranda iştahını kabartan bir mecra. İletişime hakim olan her şeye hakim olur. Ama bu dün de böyleydi, bugün değil sadece. Daha önce de devletler buraya hakim oluyordu. Yani geriye dönün, bakın, bugün halen propagandanın babası saydığımız Hitler, iletişimle ilgili propaganda bakanlığı var. Ve ilk ne yapmış? Radyoları kullanmış. Aynı anda ses kaydalıp aynı anda bütün ülkenin genelinde sesini duyurmaya çalışmış. Bu nasıl bir güç olduğunu düşünün. O zamandan farkındalık yaratan bir güç. Sinemalarda kullanılmış farklı sistemler var. 25. kare teknikleri var. Bugün günümüzde de bunu kullanmaları gayet doğal. Çünkü sermaye iletişim kanalını elinde tutarsa birçok şeye hakim olmuş olacak. İnsanların neye dikkat etmesi gerekiyor bunları incelerken? Ne kadar basın kuruluşunda... Köklü bir basın kuruluşu mu? Önce buna bakmak gerekiyor. Kaç yıldır bu basın hayatında var? Kaç defa el değiştirmiş? Bir ideolojik duruşu var mı? Yaklaşımları nasıl? Daha önceki haberle el değiştirdikten sonraki yaklaşımı nasıl? Ya da dediğim gibi biraz önce örneklerini verdik. Dijital basın diyoruz. Bir kişi, sermaye gücü olan bir kişi 8 farklı dijital gazeteyi elinde tutabiliyor. Başına da 3 kişi koyuyor. Baktığınızda aynı copy paste haberlerin döndüğünü görüyorsunuz. Aynı içeriklerin döndüğünü görüyorsunuz. Ansızın aynı 8 gazetenin manşetine tek bir insanı çıkardığını ve onu karaladığını görüyorsunuz. Ya da tek bir siyasiyi desteklediğini, onun plana çıkardığını görüyorsunuz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor aslında. Bu hassasiyetleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü kirli bilginin şöyle bir olayı var, kötü haberin şöyle bir olayı var. Kötü haber iyi haberdir her zaman için. Dün de öyleydi, bugün de böyle. Hızlı bir şekilde yayılır ama bunu düzenlemek, toparlamak ve yeniden ortadan kaldırmak uzun bir zaman alır. Maalesef böyle bir şeyi vardır. Kötü haber iyi haberdir deriz bu yüzden. Günümüz dünyasında da iştah kabartan bu mecraların aktif bir şekilde sermayenin elinde olduğunu, sermaye kuruluşlarının kullandığını görüyoruz. İnsanların dikkat etmesi gereken en büyük şey takip ettikleri haber ajanslarının köklü geçmişlerini görmeleri gerekiyor. Ve el değiştirmiş mi, son hali ne, daha önceki yayın politikası ne, şimdiki ne, bunlara bakmaları gerekiyor.
Evet, en azından buradan bir tüyo vermiş olduk. Zira bu konudaki yasal boşluklar nedeniyle de biliyorsunuz sürekli ve sürekli özellikle internet ve sosyal medya üzerinden çıkan isimler, yeni kurumlar, kuruluşları görüyoruz. En azından doğru haberi alabilmek için bir geçmişe bakmakta fayda var diyelim. Şimdi bütün bunlar gelişirken aslında basın çalışanlarının da üzerine düşen sorumluluklar farklılaşıyor. Her şeyden önce artık iletişim dilimiz farklılaşıyor. Dil kendini yeniliyor. Haberi yazma tekniklerimiz yenileniyor. Aslında daha önceden kullandığımız yazım dili, bazı jargonları kullanmamamız gerektiğini, tetikleyici bazı şeyler yarattığını görüyoruz. Cinsiyetçi tavırlardan uzaklaşıyoruz, zarar verici, şiddet içerikli şeylerden uzaklaşıyoruz. Yani hayat evrilirken aslında yazı ve iletişim de evriliyor. Sabit kalmıyor. Dolayısıyla bizi izleyen belki genç meslektaşlarımız da vardır. Bunlar için de biraz konuşmak istiyorum. Aslında bu kadar hızlı tüketilen bir süreçte biz iletişimcilerin sürekli okumak ve kendini yenilemek gibi de bir mesuliyeti var. Dolayısıyla gelin bunu konuşalım. Dünya değişirken iletişimin yolu da değişiyor. İletişim şekli de değişiyor. İletişim dili de değişiyor. Bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi zaten tek tipe doğru gidiyoruz. Yani bu üzülecek bir nokta aslında. Farklılıklar, farklı renkler bizim her zaman için koruyan dengelerimiz, farklı renklerimizin olması gerektiğine inanıyorum ben. Dünya genelindeki farklı renkleri kastediyorum. Ama kapital öyle bir evrilmeye başladı ki şekillerle, emojilerle anlaşmaya başladık. Çok uzun soluklu şeyler yok. Türkçeyi bir kere kesinlikle doğru kullanmıyoruz. Haber yazım dili diye bir dikkat yok. 5N1K kuralı kesinlikle uygulanmıyor. Ve en üzücü şeydir ki eline bir tane cep telefonu alan, dijital mecrada sayfayı açan, kamerayı açıp canlı yayını yapıp oradan nerede kaza olmuş, nasıl olmuş, içeriği nedir, polis aileye bildirmiş mi, orada yaralıların durumu ne, mesela bir tane kaza olayını bahsediyorum. Bunlarla ilgili hiçbir şeye vakıf olmadan kamerayı şak açıyor. Belki de ailesi ilk defa orada görecek. Kaza yapmış arabanın plakasını da vererek orada, hatta doğru bilgiye de ulaşmadım, bence çok kötü bir kaza olmuştur diyor. Belki de içindeki ölmüştür diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani ne kadar kötü bir haber dili var aslında. Ne kadar kötü bir şey var ve herkesin basitleştirildiği, haberciliğin basitleştirildiği, mesleğin ayaklar altına alındığı bir düzen var aslında. Yenilere önerim şu kesinlikle, mutlak surette kendilerini geliştirmeleri gerekir. Dijital mecraları nasıl kullanması gerekiyorsa bu alana geleneksel olarak da bizim yer almamız gerekir. Çünkü biz orada haber dilini kullanmıyoruz. Kesinlikle 5N1K kuralını kullanmıyoruz. Bunu geçtim hadi. Bunu kullanmaya da geçtim. Ama ötekileştirici kavramları, nefret söylemini ve taraf tutar şekilde içerik kodlaması yaparak sunumlar yapıldığını görüyoruz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü haber yalan verilmelidir. Yorumun ötesinde verilmelidir. Yeni gençler özellikle kendi kültürünü, kendi yaşam tarzını, tarihini, devletini, duruşunu, insanını iyi bilerek yayın içeriği kodlaması yapması lazım. Ya da haberi verirken doğru olduğundan emin olması lazım. Bunlardan uzak bir habercilik, bunlardan uzak bir yayıncılık olduğunu görüyoruz. Taraf tutar haberlerin ön planda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gençler bu alanın istismar edilmemesi gerektiğini, öncelikle kişinin özlük haklarına, özel yaşamına dokunulmaması gerektiğini bilerek içerik üretmeye gitmelidir diye düşünüyorum. Peki tek bir soru buna istinaden. Hızlı haber doğru haber midir hocam? Değildir. Değildir. Hızlı habere ulaşmak babında yapılan her haber aslında yanlış bir haber. Çünkü detayı bilmeden, dijitalleşme de bunu getirdi aslında. Detayı bilmeden önce ben vereyim, önce ben yayınlayayım, ilk ben çıkayım. Ben çıkayım da sonra ne olursa olsun isteyen toparlasın ama ben vermiş olayım modunda yapılan haber doğru değildir. Çünkü kaynağa inmek gerekiyor, iyi araştırmak gerekiyor, detayları bilerek, verilerle hareket etmek gerekiyor.
Şimdi hocam araştırmacı habercilik diye bizim ilk gençlik yıllarımızda siz de hatırlayacaksınız. Evet. Bir haber alanı vardı ve haftalarca o haber üzerinde çalışılır, belge edilinir, o belgeler ispatlanır, tarafların görüşleri alınır. Atıyorum bir yolsuzluksa ortaya Evet. çıkartılır kameralarla, görüntülerle vesaire. Şu anda teknoloji öyle bir noktaya evirdi ki bizi, zannederim biz araştırma yapmaktan yoksunlaşıyoruz. Yani bu sadece habercilik anlamında değil, merak ettiğimiz bir konuya da çabuk bilgiye erişebildiğimiz için araştırmadan yoksunlaşıyoruz bir anlamda da. Bu bizde ne gibi dezavantajlar sağlıyor? İnsanlık adına soralım bunu. Doğruya ulaşmanızı engelleyen başta. Doğruya yani kısa sürede ulaştığını zannediyorsunuz ama doğruya ulaşmayı engelliyor en başta. Bilgi kirliliği yaratıyor. Bilgi kirliliği yaratıyor. Mesela Muharrem Özdemir kimdir diye bakacağınızda sosyal medyadan bakıyorsun ilk başta. Doğru. Sayfasına bakıyorsunuz. Sayfada benimle ilgili sadece kendi verdiğim haberleri göreceksiniz. Ya da beni sevmeyen kişiler tarafından Google'da taradığınızda benimle ilgili olumsuz haberleri göreceksiniz. Doğruya ulaşmak için çok boyutlu araştırmak gerekiyor. Günümüzde de bu araştırmayı yapmak yerine Google'dan girip araştırıyoruz. Kim olduğunu oradan çözüyoruz. Ona göre yorum yapmaya başlıyoruz aslında. En büyük dezavantaj bu. Ya elimde iletişim kanallarını tutuyorsam hakkımda hep iyi haberleri bulacaksınız. Elimde iletişim kanallarını tutmuyorsam ve bana düşmanlık besleyen birileri varsa hakkımda hep olumsuz haberleri göreceksiniz. Yani dezavantajı bu. En baştaki dezavantajı bu. Dolayısıyla iyi okuma yapmak gerekiyor. İyi araştırma. Kişileri eskiden dediniz ya hani şey vardı araştırmacı haberleri vardı. Şimdi araştırmacı haberci olarak ilan edenler Google üzerinden araştırıyor. Maalesef. Maalesef. Bilgiye de belgeye de Google üzerinden. Google üzerinden. Bir anlamda avantajları olsa da dezavantajları evet, evet. da ağır basıyor. Peki hocam demokrasi en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Demokratik değerlerin korunması en çok konuşulardan bir tanesi. Tabii demokrasiyi sağlayacak olan seçmenin sandık başında verdiği kararla hükümetlerin, devletlerin başına geçen yöneticiler. Bu noktada da iletişim ağında da onların dili aslında belki de bir anlamda mensup oldukları halkın dilini de lanse ediyor. Sadece medya sektöründen gitmeyelim, biraz siyasi iletişime de konuşmak istiyorum. Zira bunda da bir değişim yaşandığını görüyorum, gözlemliyorum. Devletler arası ilişkilerde yani dış politikadaki diplomatik dilde tutun, mitinglerde, halkla buluşmalarda konuşulanlarda bile aslında dilde ve iletişimde bir farklılaşma yaşanıyor. Demokrasiyi bu etkiler mi diye soralım ve ondan sonra siyasi dildeki, siyasi iletişimdeki değişim nereden kaynaklanıyor diye ben de kişisel merakımı sorayım aynı zamanda. Tabii yine aynı noktaya geliyoruz. İletişim kanallarının özellikle Web 2'nin hayatımıza girmesiyle birlikte etkileşim denen bir olay başladı. Yani oradaki yorumlarla, paylaşımlarla, mesela şunu söyleyeyim. Çok yakın bir zamanda iktidarların sosyal medya üzerindeki haberlere yapılan yorumlarla kararlarını değiştirdiklerini görüyorduk. Maalesef Kıbrıs'ta da yaşadık bunu. Kıbrıs'ta da yaşadık. Dolayısıyla bu mecra aslında siyasi kararların da çok çabuk değiştirilebildiğini, toplum kitle bir şekilde hareketlerin engellendiğini ya da yön verildiğini gördük. Siyasi hareketlere yön verdiğini gördük. Diğer bir boyutuyla bakacak olursak Kıbrıs'ta da artık dijital mecranın aktif bir şekilde kullanılmaya başlandığını, siyasilerin bu alanda etkili olabilmek adına profesyonel iletişimciler aracılığıyla da paylaşım yaptığını da görüyoruz ama Kıbrıs'tan örnek vermek istiyorum ben özellikle. Basın kuruluşlarının da siyasiler üzerinde aslında büyük bir tehdit oluşturmaya başladığını da görüyoruz. Doğruluğundan emin olmayan haberlerin paylaşımı yapılarak, taraflı haberler yapılarak, buna yön vererek siyasilerin yönlendirildiğini ya da etki altına alındığını, doğru haber verilmeyerek işte istismar dediğimiz olay var. Ben senden kişisel beklentilerimi karşılamıyorsam basın kuruluşu olarak ya da bir basıncı olarak seni karalayabiliyorum. Bununla ilgili haberlerin doğruluğuna bakmaksızın olabilir duyduğumuza göre, öğrendiğimize göre, bize gelen
fısıltılara göre, bize gelen dedikodulara göre diyerek attığımız manşetlerle aslında siyasileri etkiliyoruz. Siyasilere yön veriyoruz. Sonrasında da ne dendiğini görüyoruz. Bizim işte önümüzdeki ay giderlerimiz var. Reklam vererek destek çıkar mısın dendiğini görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla en büyük dezavantajı bence bu mecraların kişisel çıkar için kullanılması, siyasilerin üzerinde de büyük bir baskı unsuru olmasına sebep olmuştur diye düşünüyorum ben. Aslında dejenere olmuş ilişkiler maalesef. Kesinlikle demokrasiye var. Bir darbe olarak nitelendirir misiniz? Kesinlikle bunları? Çünkü şöyle bir şey var. Mesela en başta kurallar var. Nedir? Şöyle söyleyeyim. Gazetecilik etik ilkeleri küresel bildirisi vardı 12 Haziran 2019'da yayınlanan ve en başta diyor ki bir gazeteci yalnızca kaynağını bildiği, kesin bildiği ile ilgili hareket eder. Bugün onlar yok. Kesin bilgi yok. İkincisi 15-16 tane kural var da bana göre en önemlilerinden birisi ne diyor? Bakın biraz önceki söylediğiniz konuya değiniyor. Aciliyet ve hız kaygısı bilgi ve kaynakların doğrulanmasının ve yanıt hakkının önüne geçmemelidir diyor. Bak, biz bunların hepsini bir kenarda bırakıyoruz ve ses kaydı alamazsınız mesela habersiz. Habersiz ses kaydı alındığı, görüntülerin montajlandığını, farklı yere çekildiğini ve siyasetçi üzerinde ya da yöneticiler üzerinde baskı unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu bir suç aslında. Suç ama kimse bu suçla ilgili yaptırımda bulunmuyor. Bizim yasal mevzuatımız bu anlamda yeterli mi? Yeterli olmadığını görüyoruz. Olsaydı zaten bugün birçok kişi hesap vermek zorunda kalırdı. Bugün dijital mecra üzerinden kanalı açıyorsunuz. Siyasiye bütün hakaretleri yapabiliyorsunuz. Olup olmadı işte şurada rüşvet yedi, burada bunu yaptı, şurada kişisel çıkar sağladı, bunu yaptı. Bir baskı unsuru kuruyorsun üzerinde. Ama hiçbir kaynak, delil ya da bir tanık yok. Elinde bir belge yok. Hı hı. Aldığımız haberlere göre. Çok affedersiniz ama kullanılmayacak bir dil belki. Burnumuza çok pis kokular geliyoruz. Duyduğumuz dedikodulara göre böyle olmuş diyor. Güvenilir kaynaklar vardır ya. Güvenilir kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre diyorlar. Yani, ama bu kaynak ne? Bir basın kuruluşu ya da bir basıncı kaynağından emin olmadığı bir haberi vermez. Vardır, elinizde bilgi belge vardır. O kaynağı söylemek zorunda değilsiniz. Ama dersiniz ki böyle bir şey var ortada. Bununla ilgili ikinci yaptırım nedir? İlgili mecraları davet edersiniz. Yasal yolu var bunun. Ama yasal olarak bir işlem yapılmıyorsa, bununla ilgili doğruluk payı yoksa, karşı tarafta açıklama yapıyorsa, buna rağmen siz üzerine gidiyorsanız burada farklı bir durum var. O siyasinin çalışmamasını istiyorsunuz. O siyasinin sizin çıkarlarınız doğrultusunda ya da sizin patronlarınızın çıkarları doğrultusunda size hizmet etmesini istiyorsunuz. Bu da büyük bir tehdit tabii. Dijital mecraların bence en büyük zararlarından biri bu. Bir tane kamera alıyorsunuz, bir tripod, bir telefon her şeye bedel diye bir laf ürettiler biliyorsunuz. Doğru. 2 dakika canlı yayın açıyorsunuz, onu da sponsorlu paylaşıyorsunuz, bir anda kitlelere ulaşıyorsunuz ama içerikle ilgili doğruluk yok. Kimse doğruluğunu sorgulamıyor. En büyük sıkıntı bu aslında. En büyük sıkıntı bu. Güvendiğiniz bir haberci olmasına gerek yok. Birileriyle ilgili kötü bir haber yayılıyorsa herkes ona gidip sarılıyor. Kaynak ne? Nereden alınmış? Elinde belge var mı? Bunu kimse sorgulamıyor. Ama bu haber yapıldıktan sonra ilgili şahıs onu toparlayabilmek için belki de aylarca uğraşıyor. Aylarca uğraşsa da o leke kalmış oluyor üzerinde. Şimdi ülkeden devam edelim, bu konunun üstünden devam edelim. Evet. Bu noktada yasal yaptırımların özellikle sosyal mecralardaki yayın yapan kitleler için gündeme geldiğinde basın özgürlüğüne bir darbe olarak nitelendirildi hatırlayacağınız üzere. Evet. Ancak biz ekran yayınında, uydudan yayın yapan kurum ve kuruluşlar olarak ya da yazılı basın olarak bir medya grubunda seçtiğimiz kelimelerden, kullandığımız cümlelere, verdiğimiz haberden de sorumluyuz ve eğer ki uygun olmayan, kamu yararına olmayan bir imzaya, bir habere ya da bir söyleme imza atıyorsak bunun da cezai yaptırımları var. Şimdi burada bir haksız rekabet ortaya doğuyor ama öte yandan bununla ilgili yasal mevzuatın düzenlenmesi konusunda atılacak adımlar da basın özgürlüğüne bir tehdit olarak yorumlanmıştı. Fikriniz nedir bu konuyla ilgili? O sınırı nasıl belirlemek lazım? Şimdi biraz önce de söyledim, bazı kurallar dünya genelinde alınan kurallar var. Mesela 15-16 tane madde sıralamışlar. Örnek
işte gazetecilik etik ilkeleri küresel bildirisi var. Hı hı. 12 Haziran 2019'da Tunus Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nda yayınlanan 16 tane madde var burada. Bu 16 maddeye uyuyorsa sıkıntı yok. Ama bu 16 maddeye uymuyorsa bir yaptırım yapılması gerekiyor. Dünyaca kabul edilmiş kurallardan bahsediyoruz bakın. Biz hayır efendim, biz dünyaya açılalım ama dünyaca alınmış kuralları da kabul etmeyelim. Böyle bir şey olmaz. Sınırsız özgürlük diye bir şey yok bir kere. Birilerinin hakkını gasp ediyorsanız, birilerinin çıkarlarına hizmet etmek adına kişilerin şeref ve haysiyetini haksız yayın yaparak, kurum ve kişilere iftira atarak engelliyorsanız bunun bir bedeli olması lazım. Herkes yazdığının, herkes ekran karşısında konuştuğunun hesabını verebilmesi lazım. Eğer bunların hesabını veremiyorsanız, dolayısıyla sizde bir cezai yaptırıma uğramanız gerekiyor. O zaman basın özgürlüğünü bir daha tanımlayalım. Cezai yaptırımların uygulanması gereken noktaları ifade ettik ama dünyada da bunun biliyorsunuz, evet, kategorize ediliyor, sıralamaya konuluyor. Maalesef yani çok da ileri boyutlarda değiliz. Güney Kıbrıs'ta, işte Kuzey Kıbrıs'ın listelemedeki yerini bilmiyorum ama Türkiye vesaire, yani çok da basın özgürlüğü konusunda İyi noktalarda, iyi derecelerde değil. Bunlar raporlanıyor. Bu raporlular gerçek mi, objektif mi onu bilmiyorum ama basın özgürlüğü denilince tam olarak o sınırı da anlatalım isterseniz. Basın özgürlüğü şu, aslında kurallar ve kaideler var. O bağlamda basın özgür nedir? Doğru, tarafsız bilgiyle kamuoyu oluşturduğu sürece basın özgürlüğü olması gereken bir şey. Kısıtlanmaması gereken bir şey. Ama dünya geneline baktığınızda ne kadar özgür basın var? Bunu da iyi okumak gerekiyor. Bütün dünya baktığınızda 6 veya 7 tane büyük haber ajansı aracılığıyla aslında halen bilgiye ulaşıyor. Yani Irak'ta neler yaşandığını biz Amerikan basınından öğreniyoruz aslında. Hı hı. O bölgedeki gerçek yaşananları görmüyoruz. Suriye'de neler yaşandığını aynı şekilde görüyoruz ki 1980'li yıllara kadar ki biz basının anayasası olarak kabul ederiz. Birleşmiş Milletler UNESCO'da alınan bazı kararlar vardı. O kararlar çerçevesinde haberin tek yönlü akışından şikayetçi olan bağımsız bağlantısız ülkeler vardı. Ki nitekim buna da bir darbe vuruldu. Yine o dönemde bütçeyi sağlayan ülke tarafından önü kesilerek çalışmaların önlendiğini gördük. Ne diyordu orada mesela, içeriği konuşacak olursak şöyle bir şey var, şöyle bir madde var. Dünya genelinde haberin tek yanlı akışı var. Birileri bizi empoze ediyor, empoze edilen haberi görüyoruz ve o haber üzerinden dünya devletlerini veya toplumlarını eleştiriyoruz. Mesela Hindistan dendiğinde bugün bile halen nasıl algılarız Hindistan'ı? Teknoloji devi olarak algılamayız Hindistan'ı. Daha çok ilkellikleriyle. İlkellikleri algılarız ama teknoloji devi bir ülke. Batı böyle istediği için böyle görüyoruz aslında. Teknoloji devi olarak görmüyoruz biz. Ki buna Hindistan zamanında karşı çıkmış, onunla birlikte 16 ülke karşı durmuş. Dünyanın haber akışını aslında tek yönlü sağlandığını, bunun da işte Amerika ve Avrupa devletlerinin büyük haber ajansları aracıyla sağlandığını görüyoruz. Ne kadar söylenirse söylensin bugün dünya genelinde basının özgür olduğunu kabul etmemiz imkansız. Yine devlet eliyle yönetiliyor. Belli büyük haber ajansları var. Küresel sermayenin elinde olanlar var. Biz dijital mecralar aracılığıyla haber yapıldığını ya da habere ulaşıldığını sanıyoruz. Ama durun, bir yerleri karalamaya çalışın. X bir kurumla ilgili olumsuz bir haber yapın. Ya engelleneceksiniz sosyal medyada, dijital mecralarda ya da onunla ilgili görünürlüğünüzü, etkileşiminizi azalttıklarını göreceksiniz. Dolayısıyla özgür bir basından bahsetmek, haberin özgür dolaşımından bahsetmek dünya genelinde halen bir ütopya. Hı hı. Bir ütopya. Özgür basın nasıl olması gerektiği konusuna gelecek olursak da bence özgür basın toplumun çıkarlarına hizmet eden, doğru tarafsız bilgi verip kamuoyu oluşturan olması gerekiyor. Ama dünya genelinde var mı? Maalesef yok.
Şimdi bu dünya genelinde bu taraf olabilmenin aslında arkasında sizin de söylediğiniz gibi yatan küresel güçler, bu küresel güçlerin de siyaseten baktığımız zaman ciddi bir ekonomi savaşları yaşanıyor dünyada, enerji savaşları yaşanıyor. Dolayısıyla dünyada bu savaşlar yaşanırken örneğin Amerika, Çin, Rusya arasındaki bu üç dev ekonominin savaşlarını görürken aslında dünyanın yönetimi basınla birlikte genel olarak birileri iplerini ucundan tutuyor ve aslında bütün insanlık o mecrada oyun oynuyor mu? Onların istediği şekilde mi oyun kurgulanıyor acaba? Nasıl düşünmemiz gerektiğine karar veriyorlar. Nasıl tüketmemiz gerektiğine karar veriyorlar. Nasıl giyinmemiz gerektiğine karar veriyorlar. Neleri yiyip içmemiz gerektiğine, hangi tarafa doğru adım atmamız gerektiğine karar veriyorlar. Algılarla yönetilen bir dünya var. Yani bu dünyanın içerisindeki her şey aslında haber. Her şey haber. Servis edilen her şey haber ama ne kadar doğru, ne kadar manipüle bunu bilmiyoruz. İyi okumalar yapmak gerekiyor ama iyi okumalar yapmaya da vaktimiz yok. Dikkat edin, artık zamanımız çok kısıtlı. Hızlı bir enformasyon akışı var. Bu kirli akış içerisinde biz doğruyu tercih ederken sıkıntı yaşıyoruz. Ve bizim nasıl yapmamız, nasıl düşünmemiz gerektiğine karar veriyor aslında o tek elden bunu yönetenler, sermayeyi yönetenler. İşte biraz önce de bahsettiğim bağımsız bağlantısı ülkelerin karşı çıktığı 1980'li yıllarda da UNESCO bünyesinde toplanan ülkelerin almış olduğu McBride raporu var. İletişimin anayasası olarak kabul ettiğimiz McBride raporu. Raporun en büyük özelliği bugün halen aynı şekilde geçerliliğini koruyor. Tek yönlü bilgi akışı, tek yönlü haber akışı. Bak, size bir soru yönelttiğimde ne dediniz Hindistan'la ilgili? 80'de ne söyleniyorsa aynısı bugün de söyleniyor aslında. İlkellik konusu. İlkellik konusu. Baktığınızda teknoloji devi olan bir ülke var karşınızda. Ama sadece o kısmını alıyoruz biz. O yüzden diyorum ya, ekonomik güç savaşları siyasetin arası içerisindeki bir algı yaratmayı da beraberinde getiriyor. Kesinlikle büyük bir algı yönetimi var. Nasıl düşüneceğinize, ne yapacağınıza karar veriyor. Ama daha farklı bir yere evriliyoruz. Şimdi biz her şeyi ücretsiz olarak kullandığımız bir telefonumuz ve internetimiz var. Ücretsiz bir şekilde nereye gideceksek artık giriyoruz, koordinatları veriyoruz, bize yol haritasını çıkartıyor. İnternet üzerinden bir şey alacağımızda bakıyoruz, en ucuz neredeyse onunla ilgili bildirimler yapıyor. Satın alma kararlarımızı belirliyor. Ve günün sonunda aslında bizimle ilgili bilgi toplayan bir cihaz var. Bunların hepsini bir noktaya topluyor. Ve bunların algoritmasını çıkararak bize reklamlar, sponsorlu reklamlar veriyor. Bizim siyasi düşüncemizi, bizim görüşlerimizi bilerek onunla ilgili önümüze bir sürü video çıkartıyor. Bir yere yönlendiriliyoruz aslında. Kalıp bir şekilde yönlendiriliyoruz. Ve bu yönlendirildiğimiz ortamda hakim biz değiliz. Hakim olmadığımız ortamı nasıl yorumlamamız gerektiğine karar vermemiz gerekiyor. Bundan biraz dışarı çıkıp ya da farklı kaynaklarla farklı iletişim kurarak kendi yorumlarımızı yapmamız, kendi araştırmalarımızı yapmamız gerekiyor. Yoksa dediğim gibi tek tip insan modeli, tek tip düşünen ve tek bir dünyaya doğru gidiyoruz. Aslında birçok ses tek bir dünyadır aslında. McBride raporunun en büyük şeyi de birçok ses var aslında. O gün söylenen gibi tek bir dünya var. Farklılıklar içerisinde birliktelik, tek bir ses var aslında. Farklı sesler duyuyorsunuz. Biraz önceki bahsettiğim gibi iş adamı da bunu kurguluyor artık. 8 tane web sayfası kuruyor ama 8 tane farklı ses değil. 8 farklı ses aynı şeyi söylüyor aslında. Dünyada da bu var artık. Daha genel bir manada var. Evrildiğimiz dünyayı iyi yorumlamamız gerekiyor ve daha büyük bir sıkıntı, artık robotların yönettiği bir sisteme geçiyoruz ki İnsanlar yorumlamayacak bunlar artık. Verdikleri yapay zekalar hepsinin bir algoritmasını çıkartıyor. Çıkarttığı algoritmayla sizi kategorize ediyor. Onun üzerinden sizin üzerinize algı yönetimi yapıyor.
Teknoloji son hızla ilerlerken, evet, dediğiniz gibi artık insan elinin hayatları, dünyayı ve yaşam algısını yönlendirmesinden de ziyade belki bir tık da tehdit olarak algılanması gereken yapay zeka gerçeğiyle karşı Evet, karşıyayız. evet. Bunu açalım lütfen biraz. Çünkü Şimdi, zira çok üzerinde düşünülüp konuşulması gereken de evet. bir konu. Şimdi Alexa diye bir robotla tanıştık Türkiye'de. Ve aslında bunun çok çok önceleri var. Uzun yıllardır denetiliyor. Ne yaptı? Haber sundu. Şimdi diyorsunuz ki bir yapay zeka düşünün. Muharrem Özdemir ile ilgili haberleri topla ve bununla ilgili olumsuz haber kodlaması yap. 3 dakika sonra benimle ilgili bir sürü haber yapıyor size. Ve bunu servis ediyorsunuz. Benim sesimi, benim şeklimi, şemalimi kullanarak yayın yapabiliyorsunuz. Benmişim gibi. Bu kodlamaları yapabiliyorsunuz. Daha da ötesinde yakın bir zamanda çıktı bu. İki tane yapay zekaya komut veriyorlar. Gelen hastaların sağlık sıkıntılarını, işte öksürüğüm var, ateşim var, neyi var, onlarla ilgili bilgi toplaması için. 2 ay boyunca bilgileri topluyor. Tek görevi bilgileri toplamak ve verileri, şu kadar öksürdü, bu kadar şunu yaptı, bu kadar ateşi var, bunları İstatistik gibi vermek. bilgi Bir gibi bilgi toplayacak. çıkaracak yani. Yapması gereken bu. 2 ay sonra çıkardığı istatistik aslında yapay zekayı üretenleri de şaşırtıyor. Neden? Diyor ki bu belirtiler varsa diyor şu hastalığa haiz, bu ilacı kullanması lazım. Bunu nasıl öğrendiğini sorguluyorlar. Yapay zekanın kendi kendine öğrenebildiğini görüyorlar. Ve fişlerini çekiyorlar şimdilik. Ama kendi kendine öğrenen bir yapay zeka ileride neler yapabilir? Kendi kendini şarj eden, kendi kendine karar verebilen. Düşünün ki bir robot ürettiniz, savaş robotu ürettiniz, yapay zeka ile çalışan ve bu robotun insanları tehdit olarak algıladığını düşünün, neler yapabileceğini. Soykırım yapar herhalde. Yani neler yapabileceğini bir düşünün. Dolayısıyla böyle bir dünyaya evriliyoruz. Ne kadar doğruya ulaşıyoruz? İnsanlar kendi eliyle yeni bir canavar mı yaratıyor? Bunu da Sizce okumak gerekiyor. siz nasıl düşünüyorsunuz bu Doğru konuda? kullanılmayan her şey zehirdir. Doğru kullanılmayan her şey zehirdir. Bu her şey için geçerli ama hayatımızdaki her şey için geçerli. Doğru yerinde kullanılmıyorsa, dozajı fazlaysa kesinlikle zehirdir ve tehlikedir. Bence şu anda farklı bir yere evriliyoruz. Yarın bu kadar insana ne gerek var düşüncesi de hakim olduğuna nelerin yapılabileceğini bir düşünmek lazım. Bir kere hep bir soru işaretidir. Bu kadar teknolojinin geliştiği, bu kadar her şeye hakim olduğumuz bir süreçte neden biz birçok hastalığın üstesinden gelemiyoruz? Neden birçok iyi şeyi üretmek yerine hep kötü şeyleri üretiyoruz? Ve şunu da sorguluyorum ister istemez. Şimdi tamam hayatımıza dokunmaya başladı. Arabanızla yolda gidiyorsunuz örneğin. Bir yerde arabanızda da bir şey var. En basit araçta bile bugün 2018-2019 model bir araç kullanıyorsanız önünüzde gittiğinizde şerit takip sistemi var. Yoldan çıktığınızı gösteriyor, tabelaları gösteriyor. Çarpışmayasınız diye hızınızı düşürüyor. Ve bunun bir tık daha ilerisine gittik. Elektrikli araçlar diyoruz. Birileri acaba günü geldiğinde elektrikli araçların bir yerden fişini mi çekecek ya da durduracak mı? Ulaşım da mı lükse girecek ileride? Bunu da düşünüyorsunuz ister istemez. İleride bunu birileri durdurabilecek mi? Pandemide bunu aslında bir noktada hissettik, gördük. Şehirler arası geçişler yasaklandı, sağlık sebebiyle yaşadık bunu Sınırlarımızı gerçi. baştan çizdik aslında. Her şeyi Tam çizdik. globalleştik, sınırlar kalktı derken aslında herkes kendi sınırında ve Yeniden bir durdu. kabuğunda yaşadı. Şehirden şehire gidemedik. Tabii şuradan girme Evet. yolları kapandı. Elektrikli araçlarla da acaba bunlar kısıtlanacak mı? Bir yerden dokunulduğunda tek elden yönetilebilecek mi? Ulaşım lüks mü olacak? Ya da bir gün bütün veriler toplanıyor. Parayı dijitalleştirdik, hayatı dijitalleştirdik, her şeyi dijitalleştirdik. Artık doktorlar uzaktan dijital ortamlar aracılığıyla bu sağlanan teknolojiyle birlikte hastalara müdahale edebiliyor. Bir gün birileri bunun fişini çekecek mi? Çektiğinde ne olacağız? Şimdi çevreci bir yaklaşımla aslında bu fosil yakıtlardan arınmayı hedefliyoruz.
Petrolden arınmayı hedefliyoruz ama farklı bir bakış açısı tabii ki sizinki de. Bunun cevabını galiba yaşayarak göreceğiz ama yapay zekada hocam her şeyin dozu önemli dediniz. Dozunu aştığınız noktada her şey zehirdir ifadesini kullandınız. Biz dünyada gelişen değerlerden, gelişen olaylardan haber verirken hep şu yorumu da yapıyoruz biliyorsunuz siz de. Dünyada artık tankla tüfekle savaşılmıyor. Dünyada artık insanlar teknolojik savaşlar, hatta teknolojik silahlarla savaşıyorlar. Evet. Bunun içerisinde atom bombası kullanılma tehdidi de biliyorsunuz yakın geçmişte Rusya tarafından yapılmışken. Bunun bir tık ilerisi küresel savaşlarda acaba yapay zeka savaşları mı olacak? Ya da insanlıkla yapay zeka mı karşı karşıya gelecek? Yani işte biraz önce konuştuğumuz konu, iki tane robotun karşılıklı bilgi toplaması ve onun üzerinden tekrar bir üretime geçmesi. Biz şimdi bunları da deniyorlar. İnternette videoları dolaşıyor şimdi, robotlar savaşıyor. Robotlar savaşıyor ama robotlar insanlara karşı savaştığı bir düzeni düşünün. Hı hı. Şu anda zaten ne yapıyorsunuz? İnsansız hava aracını kaldırıyorsunuz, bölgedeki canlı varlıkları tespit ediyor. Ve o bölgedeki tehdit olarak algıladığı tüm canlıları imha edebiliyor. Komutu siz veriyorsunuz şu anda. Oturduğunuz yerden, bilgisayardan veriyorsunuz. İnsan savaşı aracını kaldırıyorsunuz. Terör eylemi düzenleyenlere de müdahale ediyorsunuz. O bölgede ne varsa temizleyebiliyorsunuz. Şimdi oraya robotları girdiriyorsunuz. Havadan ve karadan. Yani havadan temizleyin yanında, karadan temizlik için de şimdi robotları üretiyorsunuz. Robota tekme vuruyorlar, farklı şekilde saldırıyorlar, eline silah veriyorlar ve çekilmiş videolar var. Oradan takip ediyoruz tabii, oradan görüyoruz. Düşman algıladığına sadece sıkıyor. Hem dost hem düşman var, düşman algıladığına silahı doğrultuyor. Yarın insanlarla bu robotların savaştığını düşünün. Doğal afetleri yaşadığımızda hep uzmanlar da yani bilim insanları da şunu dedi, doğayla savaşılmaz, kazanan her zaman doğa olur. Ama galiba o sözü evireceğiz, yapay zeka ile savaşılmaz, insanlık kaybedecek gibi bir noktaya doğru da. Şu anda ona gidiyoruz. Gidiyoruz. Şu anda tamamen ona gidiyoruz. Tamam, su akar yolunu bulur diyoruz. Binaları yaptıysak dere yataklarına bir gün geliyor, sel hepsini temizleyip götürüyor. Ama yapay zekada bütün bilgilere haiz olan bir yer var. Hepsini toplamış ve sizden daha pratik düşünüyor. Verdiğiniz doneler var. Doneler üzerinden düşünüyor. Bu düşman, bununla ilgili kötü haber yap, bununla ilgili doğru yayın yap diyorsunuz. Bir anda veya diyorsunuz ki bakın, mesela basit bir şey, çok basit bir şey. Ben diyorum ki eskiden reklam vermek için ne yapıyorduk? Basın kuruluşunu arıyorduk. Akşam benim haberin ardından yayına benim reklamı. Şurada ver, burada ver diyorduk. Şimdi ne yapıyoruz? Kendimiz giriyoruz burada. Diyoruz ki sosyal medya, herhangi bir sosyal mecraya 5000 lira yatırıyoruz. 18'de 65 yaş arası Lefkoşa, Mausa, Girne'de bir hafta boyunca 30 bin kişiye gösteriyoruz. Bir anda 30 bin kişiyle etkileşim sağlıyor. Bir anda. Bunun evrildiğini düşünün. Bunun evrildiğini düşünün, nereye gidecek? Ki evriliyor aslında. Biz bunu şu anda kullanmadığımız için yok sayıyoruz. Evrildikçe nerelere gideceğini düşünün. Zannediyorum insan yapay zekayı yarattı ama yapay zeka da insanı yönetecek galiba. Ve sonrasında neler olacak artık o da bizim akıl sınırlarımızı ne kadar zorlayacağımızla değişebiliyor. Evet, şu anda mesela sizi dinliyor. Dinledikten sonra sosyal medyayı kullanmaya başladığınızda 5 dakika sonra bunu dinlediklerinden çıkardığı algoritmayla sizin önünüze sponsorlu paylaşımlar çıkartacak. Tabii. Doğru. Bunu yaşıyoruz zaten, bunu tecrübe ediyoruz. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Her şeyi yaratıyoruz, her şeye karşı duruyoruz ama zamana karşı duramıyoruz. Zaman da su gibi geldi geçti. Maalesef programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim keyifli sohbetiniz için. Evet değerli izleyenler, nerede kalmıştı? Bugün burada noktalayalım. Yarın yeniden sizlerle birlikte olacağız. Daha sonrasında akşam 10 bülteninde de birlikteyiz tabii, onu da hatırlatalım. Gece bülteninde de sizlerle birlikte olacağım. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın efendim.